Menzili gündeme getirenlere bakalım. Mesela Mustafa İslamoğlu'nun tayfasına bakın. Akabe Vakfı'nın internet sitesinde kendilerinin bağış topladığı bir hesap numarası var. Peki siz neden insanlardan bağış topluyorsunuz? Yine Menzili müritlerin sırtından geçinmekle suçlayan tekfirci selefilere bakalım. Büyük, geniş ve lüks yurtlar yapıyorlar. Son sistem kamera ve ses sistemi kullanıyorlar. Bunlara soralım. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Biz kimseden bağış toplamıyoruz. Kimseden para istemiyoruz. Bu çark nasıl dönüyor o zaman? Vehhabi, Suudi vakıflarından akan parayla mı? Hadi izah edin bakalım. Siz neyle geçiniyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yaparsınız? Siz ne işe yararsınız? Hadi buyurun ispat edin. Hadi faturalarınızı, maaş bordrolarınızı ortaya koyun bakalım. Menzili, müritlerin, sofilerin sırtından geçinmekle, sofilerin ve müritlerin sayesinde lüks bir hayat yaşadığını iddia edenler. Buyurun, kendi varlığınızı, kendi çalışmalarınızı neyle sürdürüyorsunuz? Herkese kanıtlayın, ispat edin. Menzilin, özellikle maddi konularla gündemde tutulması gerçekten çok bilinçli bir propaganda. Çünkü yaşadığımız çağda insanlar artık her şeyi madde planında ele alıyor. Halbuki boş bir topun etrafında koşan, yaptığı işin topluma hiçbir faydası olmayan takımlar bile milyonlarca lira kazanmalarına rağmen taraftarlarından yine yardım toplayabilmektedir. Ve hiç kimse onları topladıkları bu paralardan dolayı eleştirmemektedir. Yine aynı şekilde yüzlerce cemaat, vakıf, dernek, çeşitli vesilelerle yardımlar toplamakta ve bu yardımlarla işlerini yürütmektedir. Bu bilinen bir şey olmasına rağmen nedense sadece Menzil ve birkaç tarikat gündeme getirilir ve onlar üzerinden kara propaganda yapılır. Değerli arkadaşlar, bu bilinçli yapılan bir şey değil de nedir?